Merhaba. Bugün Bodrum Kızılağaç'ta sevgili Erhan Yürüt'ün evinde bir söyleşi yapacağız. Konusu da çok değişik bu defa. Keçileri kaçırmayalım. Çünkü Erhan Bey bu konuda bir platform yaptı. Onun kurucusu aynı zamanda. Bugün keçilerle ilgili konuşacağız. Erhan Bey'i de size biraz tanıtmak istiyorum. Biz Bodrum'da tanıştık, epey de yıllar oldu değil mi? Biz tabii. Buraya geldiğinizden beri belki. Çünkü Erhan Bey sağ olsun çok çevre sorunlarına, sosyal konulara o kadar duyarlı ki her türlü platformda, panelde, konferansta hep karşılaşıyoruz kendisiyle. Aslında ikimizin de tam konusu değil yani hayvancılıkla ilgili olmak. Evet. Ama bu konulara tabii ilgi gösteriyoruz. Biraz geri kalmış konularda bunları konuşacağız. Yoksa Erhan Bey Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde hava trafik kontrolü emeklisiyim. Evet. Çalışması var. Ben turizmciyim ama keçileri konuşacağız bugün. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Beni tanıttınız. Bir özet olarak ben oyum. Sosyoloji mezunuyum ama evet, havacılık sektöründe kariyer yaptım. Oradan emekli oldum. Ama işte burada da Bodrum'un güzel ortamında işte sorunlarla, çevreyle, işte diğer sosyal konularla ilgileniyorum. Şimdi neyle ilgilendin? Aşağı yukarı. Evet, neden? Evet. Su konusunda olunca, evet, tabii. Sarnıçlar konusunda uğraştınız, tabii. Şarap yaptınız ilk ya. Evet. Burada butik şarapçılığı yapan sizsiniz değil mi? Ya da ilklerden. Evet, başlangıç, başlatan bir evet. Yani o anlamda evet, çok önemli bir misyonu evet, yerine getirmiş olduk. Devam ediyor. Şimdi çok gelişiyor o tür şeyler. Evet. Bodrum'un tabii bu hızlı değişimi içinde gelişmesi gereken daha bir sürü şey var, evet, konusu var, sorunu evet, var, altyapı dahil. Onlarla da ilgilenmemiz gerekiyor. Bir evet, vatandaş olarak, bir birey evet, olarak bu güzelliklere sahip çıkmak adına evet, biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuya gelince başlık tabii çok ironik biraz. Keçileri kaçırmayalım. İki taraftan da bakarsanız kabul, yani nasıl bakarsanız bakın konuya. Ama ben burada bu konuyu anlatacağım. Evet. Anlatmaya çalışacağım, aktarmaya evet, çalışacağım. Hikaye... Erhan Bey'in tabii bir keçisi var. Yani onu da bir evet, göstereceğiz. Bir adet keçisi var bahçede. Güzel onu besliyor. Yerinde gördük, çok tatlı. Onu da göstereceğiz söyleşimiz. O tabii benim eğitimim için. Yani dışarıdan, hariçten laf etmek yerine hadi bakalım sen de çok ne yapıyorsun demek ve kendi eğitimi yapmak için öyle bir seçenek bu. Helva, evet, helva yapmamız gerekiyor. Çünkü her şey var. Şey var her var. Konuda, Bodrum'da her türlü şey var. İyi bulmuşsunuz. Vallahi biraz tesadüf oldu ama iyi olmuş. Gittikçe daha çok benimsiyor. Helva da benimsiyor bu ismi. Evet, evet. Anlatmış çok. Şimdi hikayenin başlangıcına gelelim. Ben evet, şeyi... Nereden bu keçiler konusu? Bodrum'da bir slow food organizasyonu var, platformu var. Ve buna bağlı olarak işte 2 yılda bir slow cheese etkinlikleri, festivalleri yapılıyor. Evet. Geçen yıl Nisan ayında 4.'sü yapıldı. Ben de bir şekilde hasbelkader bu hazırlık sürecinde, bu oluşumun içinde beraberdik arkadaşlarla. İşte organizasyon konusunda çalışmalar yapılıyordu. Evet. Bu süreç içinde işte bir sürü şey yapılacak iş var. Fakat şöyle bir şey. Keçi sütü gerekiyor. Bir demo yapılacak. Bir evet, peynir etkinliği yapılacak. Keçi sütü Bodrum dışından getirilmek durumunda. Evet. Yani o kadar çelişkili bir şey ki ben orada karşı çıktım. Dedim ki yani bu memlekette çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Festival çok güzel oluyor. Türkiye'nin değişik yerlerine inanılmaz güzel peynirler geliyor ve bırakın ikinci, üçüncü günü daha birinci gün çoğu satılıyor. Ve çok mutlu herkes ikinci evleri. Evet. Fakat 2 sene sonra tekrar bu tekrarlanıyor. Dedim ki aynı şeyi tekrarlıyoruz ama bu güzel etkinliğin Bodrum'a bir geri dönüşü olması lazım. Nasıl dediler? İşte öyle böyle mi tartışmalar devam etti. O
süt arayışından, yani Bodrum'un keti de var aslında. Fakat eski halinde değil. Evet. Bir sürü şeyi, varlığımızı kaybetmişiz. Şimdi yeniden arayış içindeyiz. Şeyin, sütün Bodrum dışından getirilecek olması, başka çözüm yok çünkü. Bana çok çarpıcı geldi. Evet, çok zorluklar çekmiştik. Heh. Yani onun transferi konusunda, pestil evet. sırasında. Tartışmalar sonucunda öyle olur, böyle olur. Sonra peki dediler, o zaman bu görev sizin olsun dediler. Hı-hı. Sağ olsun Demet Hanım var. Demet evet. Ağoğlu. Erhan Bey dedi, biz de böyle böyle bir şey yapalım dedi. Bir panel tasarımı yaptık evet. o arada. Tabii Demet Hanım'ın rolü çok fazla. Çok güzel bir organizasyon yaptı. Keçileri kaçırmayalım diye bir panel yapalım. Evet. Bu panelin hiç detaylarına girmeyeyim şimdi. Vakit kalırsa belki konuşuruz. Evet. Ama Zoom üzerinden çok olumlu, çok güzel şeylerin konuşulduğu, keçiye dair, küçükbaş hayvancılığa dair her türlü konunun değişik açılardan ele alındığı bir evet. panel oldu. Evet. Yani kitabı da çıkacak muhtemel onun. Çok kıymetli, değerli hocalar, profesörler, işte uzmanlar orada görüşlerini bildirdiler. Değişik açılardan bakıldı. İşte kıl keçisinin sütünün bebek maması yapıldığı takdirde bütün dünyaya satılabileceği, katma değerli ürünlere dönüştürülebileceği evet. iddia tutun da işte gıda zincirinin çok önemli bir halkası olduğu, iyi temiz adil gıdaya erişim için bundan daha iyi bir fırsatın olmadı ama bunu da kaçırdığımızı özet olarak çıkartmak evet. için. Onun sorunları bir taraftan ortaya konuldu. Böyle güzel bir panel oldu. Panel sonrası tabii araya o pandemi falan süreci de girince bir takım şeyler yavaşladı. Hareketler yavaşladı. O sırada kurdunuz değil mi siz de? Keçileri kaçırmayalım platform. Onu daha sonra kurdum. Aradan 3-5 ay geçti. Yani bekliyoruz. Bir araya gelmemiz biraz zor olduğu için ne yapalım, ne edelim diye tasarlama yapıyoruz. Tasarım yapmaya çalışıyoruz. Bu arada ben kendi açımdan değerlendirmeye çalışıyorum bir sürü şeyi. Benim çocukluğum Ankara'da geçti. Evet. Ay, çocukluğum yani gençliği. Keçiyle zaten bir şimdi meşhur Ankara keçisi, evet. keçisi Angora evet. yünlerinin yapıldığı inanılmaz bir hayvan. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Yani şehrin çok yakınlarına kadar her tarafta bu sürülerle karşılaşırdık. Evet. Ve yine dünyanın en güzel hayvanıdır. Yavrusunu da görseniz bayılırsınız zaten. Evet. Oğlakları müthiştir, güzeldir. Bu sürülerin tabii zamanla ortadan kaybolmaya başladığını, yani o zaman fark etmiyorsunuz. Böyle bir şeyiniz yok. Böyle bir bakış açınız yok. Aynı eskiden Ankara'da... Bir şey yani Ankara'da. Hayır, şu var. Olağan gibiydi ama sonra ortadan kalkınca da evet. siz yadırgamıyorsunuz. Yavaş yavaş çünkü onlar çekiliyor. Evet. Aynı şey üzüm için de geçerli. Ankara geçmişte merkezine kadar her tarafı bağlık. Bu antiparantez oldu ama bunu söylemem lazım. Ankara'yı biz öyle kara bir yer olarak düşünür herkes. Ama Ankara gerçekten bağlık, bahçelik bir yer. Ankara'nın bağları, anonim türküsü oradan geliyor. Ya da atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır benim. Yani Erhan Bey bilmiyor Ankara. Aynı şekilde o bağlar da şehirleşmeyle paralel, onlar da yok oldu, çekildi Ankara'da. Evet. Yani Ankara aslında bir bağcılık ve şarapçılık merkezi aynı evet. zamanda. Şimdi bu keçi, yani ilk önce biz bir keçiyi tanışsak, yani şimdi sonuca doğru giderken, hani keçiyi herkes sadece belki dağlara tırmanan öyle birisi, öyle bir hayvan gibi görebilir ama bunun çok özellikleri var. Yani niye keçileri kaçırmayalım diye başlarsak, bir keçiyi bir anlatalım. Yani zeki bir hayvan, hassas bir hayvan. Sizinle beraber otlattık onu mesela, değil mi? Şimdi keçici. Şimdi o konuya girdiğimiz zaman inanılmaz bir yelpaze çıkıyor. Onun altından bizim kalkmamız mümkün değil. Bak şöyle bir kitap var. Evet. Şöyle bir kitap var. Bunda buradaki hocalarımızdan Dilek'ten. Profesör Dilek Arsoy panele de katılmıştı. Evet. Arsoy.
Eren Akçiçek ve Mustafa Kaymakçı'nın editörlüğünde. Burada sadece keçi sadece bir hayvan olarak değil, bir de kültür. Yani evet. Türk kültüründe binlerce yıldır, belki o göçler sırasında falan, keçi insanın en büyük eşlikçisi. Yani şimdi ilk evrimleştirilen hayvanlardan da bir tanesi. Tabii, geriye gidiyor. Türklerde de ayrı bir önemi var. Her koşul ve şartta insanın en büyük destekçisi. Beraber yaşayabildiği, deve nakliye işi görüyorsa keçi de gıda zinciri, yiyecek içecek, beslenme sizinle beraber. Yani her türlü şarta uygun. Çok şirin bir hayvan. Yani o çok şirin. O konuda keçi sahibi olduktan sonra bunu çok daha iyi anladım ben. Dışarıdan konuşmamak için, yani hariçten gazel okumamak için bir keçi edindim ve 2-3 aydır müthiş bir eğitim sürecine girdim. Bu yaşta evet. Bu müthiş bir şey. Yani herkesin yapması gereken bir şey bu. Evet. O yüzden keçinin özelliklerine... Çok sessiz, sakin bir hayvan. Yani mesela insanlar tabii evinde kedi bakıyor, köpek bakıyor. Evde bakılabilecek bir şey. Evde evet. Bile. Küçük bir bahçeniz varsa çok rahat bakabilirsiniz. Daha iyi olur. Hatta evin içinde bile bakanlar yurt dışında falan var diye de okudum. Evet. Yani. Şimdi sessiz, havlamıyor. Yani komşular da şikayet etmez yani. Düşünürsek değil mi? Öyle bir tarafı da şimdi var. O zaman buradan hemen bir ön sözden bir şey okumak istiyorum. Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız. Çok duygusal aslında bu. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tutuyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. Mustafa Kemal Atatürk. Kusura bakma. Kendimi tutamadım ama bu şey budur. Olay budur. Bir başka tespitim benim. Yani... Şimdi keçiye hep dışarıdan bakıyoruz. Böyle yolda görüyoruz. İşte şimdi evet. İnternette görüyoruz. Sinemada, orada burada görüyoruz. Hep bir mesafe var. Ben bu panelden sonraki çalışma sürecinde şeyi fark ettim. İnsanlarda inanılmaz bir keçi sevgisi var. Ve bunun farkında ve ayırdığında bile değiliz. Yani sanki genetiğimize işlemiş bir şey bu. Bu çok çok dikkat çekici. Bu tespitim benim. Çünkü hiç aklınıza gelmeyecek insanlar keçi lafı edildiğinde, üzerinde konuşulduğunda birdenbire çocukluğunu hatırlıyor. Ay şöyleydi, böyleydi diye yani kendi hikayelerini anlatıyorlar. Bizim buradaki Bodrum Kızılağaç burası. Burada da geçmişte hemen herkesin çok fazla sayıda keçisi varmış. Derler ki akşamları bu vadiden 3-500 koyun, keçi, 3-500'ü de öbür yamaçtan gelirdi diyorlar. Yani bütün ekonomi, bütün yaşam keçi üretimine bağlı. Keçi beraber mi otlatmaya? Koyunla keçi aslında... ben şöyle bir tespit yaptım. İkisi birlikte, ekürü derler ya hani. Evet. Şimdi... hem benzerlikleri var, ortak yanları, hem de zıtlıkları var. Keçi dağlara tırmanıyor, koyun o kadar şey değil, etkili değil. Keçi 9 kilometre yürüyebiliyor, koyun 5 kilometre yürüyormuş mesela yem bulmak için. İnek de 3. Şöyle özetleyebilirim. Koyun yerden oynayan bir futbolcu gibi düşünün. Yere bakıyor. Keçi de havadan oynayan bir basketbolcu, işte ağaçlara tırmanıyor oraya buraya. Yani ikisinin birlikteliği, birisinin eksik olan tarafını öbürü eksik olan tarafında diğeri tamamlıyor. İkisinin birlikteliği bu keçi sürülerinde koyun sürülerinde de keçilerin olması muhtemelen onun için diye düşünüyorum. Bir de yine ufak bir tespit, unutmadan onu da söyleyeyim. Buraya geldiğimizde hep zeytin ağaçlarının çok yüksek olduğunu, yüksekten aşılandığını gördük. Geçmişte tabii keçi nüfusu çok fazla olduğu için keçi de zeytine bayılıyor. Yani zeytin az önce gördünüz, sadece yaprağı değil,
Odun kısımlarında bayıla bayıla yiyor ve çok inanılmaz seviyor. O fenerli bir şey ona çok iyi geliyor demek. Evet. Böyle bir birliktelik. Görüyorum zaten otları demin yani, otlarken gördüm. Bu seçiyor. Bu coğrafyanın özellikle hayvanı zaten keçi. Bütün Türkiye'de olduğu gibi. Ama her bölgede farklı özellikler var. Evet. Burada da zeytin ve diğer o hani beğenmediğimiz makilik arazi, yanmış canım önemli değil falan dediğimiz şeyler, onlar aslında çok önemli. Çok önemli, inanılmaz önemli. Evet. Hepimiz için önemli, keçi için önemliyse evet, dönüşü evet, bize oluyor. Yani 300 tane ırk var bildiğim kadarıyla dünyada değil mi? 7 tane ırk hani bizim yurdumuzda yetişiyor. Var bir tanesi Maltız işte sizin helva. Oo. Sanen. Sanen, evet. Sanen. Bu evet, en çok en yaygın olan bunlar. En çok da süt veren galiba. Şimdi tabii. Tatlılarından sanen. Hepsi tatlı. Yani Afganı var, melezi var. Keçi deyip geçmemek lazım. Aynı cinsten keçiler arasında bile çok farklı var. İnsanlar da olduğu gibi. Belki melezleştiriyorlar. Melez olsun olmasın. Yani cinsi saf evet, da olsa, aynı da olsa onların arasında da farklılık oluyor. Ben şöyle bakıyorum. Aslında Türkiye'de ömürleri de uzun. Değil mi? 10-15. Falan. Evet. Yani evet. 5 yıl bir uzun bir evet, yani. Evet. Siz ama mesela açısından Türkiye'de tabii yaygın olan şey geçmişten bu yana kıl keçileri. Çünkü şey beslenme masrafı yok. Bir gıda vermez gerekmiyor dağlarda, işte ormana gidiyor, dağlara gidiyor. Hı. O kendi yiyeceğini çıkarıyor oradan. Yani maliyeti çok düşük aşağı. Suya falan soğuğa dayanıyor. Ay 4 hani gün öyle, su içmeden durabiliyor mi hayvan? Tabii çok dayanıklı. Yani, evet. Çok dayanıklı. Yani siz bir yaparsınız o size 5 veriyor. Alpin tipi de var. Onu da mesela Alpin, adaptasyona kuvvetli galiba değil mi? Onlar bu bölgeye uygun. Var mı? Yani Karya bölgesi için ilk başta hani biz... Var tabii. Şimdi bilimsel bir sürü çalışmalar var. Kontrollü. Muğla çevresinde de 4-5 tane şey olduğunu duydum. Alpin, Safkan, Alpin keçisi üretildiğini. Hem süt verimi hem yavru hem de et verimi açısından çok uygun. Hı. Ve bizim buradaki iklime, coğrafyaya da çok uygun hayvanlar. Evet. İşte o tür çalışmalar var. Yani bundan zaten bunda harika Karya değil bütün mevcut yapımız. Evet. Alt yapımız, üst yapımız da uygun. Yani şimdi Şubat'ın başındayız. Evet. Pırıl pırıl. Yeşillik pırıl pırıl. Hatta söyleşiyi dışarıda yapalım diye konuştuk ama. Gene de bir tedbir olsun diye. Arasında. Yani bizim bu keçilerin beslenmesi için her türlü ortam evet, var. Tabii bir tek bunlarla beslenmiyorlar. Yani gördüm sizde de çeşitli takviyeler gerekiyor eğer verimli bir... almak istiyorsanız hı, değil mi? Diğer takviyeler de var. O zaman çok önemli bir konuya geldik. Şimdi bir Türkiye için keçi nüfusu çok önemli. Fakat bir yasak geliyor. 2006'larda 7'lerde sanıyorum ve bütün dağlarda kıl keçileri yasaklanıyor. İşte gerekçesi ne olursa olsun ama ana olarak ormanı yiyor. Bize ormana zarar. Ben hatırlıyorum. Belki siz de hatırlıyorsunuzdur. İlkokulda, ortaokulda hep şeyi anlatırlardı. Keçiler işte ormanı yer, filizleri yer, bitirir falan diye. Şimdi binlerce yıldır bu orman bitmemiş. Evet. Keçi çok yaygın. Şimdi biz keçiyi yasakladık ama orman yangını engelleyemiyoruz. Evet. Onunla ilgili de çok ciddi şeyler var. Şimdi bu... kırılma noktası oldu herhalde. Kırılma noktası. 2006'daki şimdi, yasağın gelmesiyle. Tabii o yasağın... Baş hayvancılık. Gerekçesini tam olarak bilmiyorum ama yani onun çalışılması lazım. Neden çıktı, nereden kaynaklanıyor, ne amaçla yapıldı ve sonuçların ne olduğunu görmek lazım. Evet. Yani o çok büyük bir nüfus, o yörük toplulukları. Evet. Bundan çok ciddi zarar görüyorlar. Bütün yaşam biçimleri değişiyor. Bir anda değişiyor. Yani yasakla hayatları tamamen değişiyor. Göç gibi ya da yangın gibi ya da deprem gibi bir olay diye düşünün. Bu şey sistemi tamamen değiştiriyor. Her şeyi alt üst ediyor. Ama bizim gibi turistik bölgelerde ikinci bir sorun daha var. İkinci bir darbe de turizm. Evet. Tarımı bırakıyoruz. Tarımı bırakınca hayvancılık zaten bırakıyoruz. Hayvancılık tabii geldi. Hemen kendi bölgemiz için tabii turizm. Başka da turizm bölgelerinde de aynı şey. Bütün Ege, Akdeniz. Her şeyimiz. Hayı kazanalım. Yerimiz güzel, altyapımız, tarihi yerlerimiz, evet, gezdirmelerimiz güzel.
Ama tarım hayvancılığın bu kadar şimdi evet olması lazım. Biz bunu turizm ürünü haline getirmemiz lazım. Evet. Onu da turizmin içine bir şekilde koymamız gerekiyor. Ama işte turist zaten sadece otel gibi bakmıyor. Ona tabii o yöreye ait bitkiler olsun. Yani mesela mandalina mı hani burada? Kültürü arıyor yabancılar artık yani evet. Özgün şeyleri, sanatları veya ürünleri arıyor. Tabii. Biz bu keçileri bir şekilde bunun içine sokmalıyız yani. Keçileri sokmamız, keçi ürünlerini sokmamız lazım. Bunlardan gelir elde etmemiz lazım. İşte turizmle birleştirmemiz lazım evet. Falan. Tabii para kazanmadan bu işler ilerlemiyor. Evet, tabii. Şimdi çelişki şurada. Ürünlerini tabii lazım. Tabii ama bizim sorunumuz bence planlama yapmadan projelerle. Yani turizm o şekilde gelişiyor. Ben havacı olduğum için havalimanlarında, işte Dalaman'da, burada çalıştım Bodrum'da. Siz geliştik O süreci hatırlıyorum. Biz sadece o zaman bakıyorduk. Yolcu sayısı artışı işte 2'ye katlandı, 3'e katlandı. Tamam gelsin. Ama bu demek değildi ki mevcut yapını boz. Sen üretimine, tarımsal üretimini bıraktığın zaman bu çelişki oluyor. Şimdi en büyük çelişki hem göç var, nüfus artışı var. Evet. Bodrum olarak bakalım mesela. Evet. Hem de inanılmaz bir nüfus geliyor tatile. İşte talep artıyor fakat sizin hayvan varlığınız nüfusu azalıyor. Allah Allah yani tamamen sizin onu arttırmanız gerekirken azalıyor. Bu büyük bir çelişki. Yani plansızlık dediğim o. Evet. Proje bazında daha doğrusu kar marjı gözlüğüne baktığınız zaman her şeye hemen bırakıp servis sektörüne geçiyorsunuz. Sigortalı iş, ben yatarım. Neler yapabiliriz? Hani bu keçi mesela niye önemli? Şimdi keçi sütü çok kıymetli bir ürün. İnanılmaz. Belki daha iyi duyurmak lazım. Anne sütüne çok eşdeğer. Alerjisi olup başka şey içemeyenler keçi sütü içiyor. Tabii. En güzel peynirler bu keçi sütünden yapılıyor. Değil mi? Tereyağı, yoğurt. Almış başını gidiyor yani bu konu. Et üretimi içinde hareket. Et üretimi. Evde şimdi bugün sabah baktım her tarafta bizim keçi dokumaları şeylerimiz var. Onlarla ısınıyoruz mesela. İşte sabunu yapılıyor. Yani çok şeye dönüştürebiliyoruz aslında. Dolayısıyla bu keçi yetiştiriciliğine bir önem vermemiz gerekiyor biz. Belki teşvik etmek gerekiyor. Tabii şimdi bu... Panelden sonraki süreçte, o 5-6 aylık süreçte ben tabii okuyorum. İşte internet var, eskisi gibi değil artık. Literatür var. Ya yetiştirmek de kolay. Şimdi bilgi fazlalığı var. Onları sizin sürmeniz lazım. Evet, yani yoksa yetiştirmek isteyen de gayet güzel. Alır bunu. O da olabilir. Temel bilgisi olması da öğrene, baka öğrenebilir. Şimdi, yani öğrenebilecek bir yetiştirme. Bu söylediğiniz konuya dikkat çekmek için ben yaptım. Bu keçileri kaçırmayalım mottosu devam ediyor. Evet. Süre uzuyor baktım bir Facebook grubu kurdum. Evet. Ve çok 300 tane üyesi. Kısa sürede artıyor sayısı ve güzel. Herkes işte buradan anlıyorum. Aktarılıyor. Keçilere ait bir sürü görseller, işte bilgiler. Evet. Buluyor. Öyle veya böyle bir de WhatsApp grubu var. Daha küçük çekirdek. Burada da işte kıymetli hocalar var. İşte bu konuyla ilgili kişiler var. Evet. Evet. Orada da bu işinin ne olması gerektiği. Her şey çok yeni ama çok umut vaat eden bir platform oluşum bunlar. Bir sürü açıdan değerlendiriliyor işte iklim açısından. Burada zaten yapı var. Yani bu var. Burada hani meralarımız var. Amerika'yı yeniden keşfetmek durumu değil. Evet. Burada zaten keçiyle ilgili, koyunla ilgili, küçük başla ilgili, hatta kanatlılarla ilgili bile altyapı zaten var. Geçmişi hala devam ediyor tek tük de olsa, az da olsa. Evet. Bunun oradan yakalanıp projelendirip ayağa kaldırılması lazım. Aynı arkeolojik eserleri nasıl bulup, kazıp, çıkarıp bir korumamız gerekiyorsa aynı şekilde bu mevcut yapısal değerleri de
Küçükbaş hayvancılığı da yoksa ortaya çıkartmamız lazım. Hani gördüm kent çiftçiliği diye artık evlerde tabii yetiştirmeyi hani devlet böyle destekler falan veriyor. Evet. Oralara gelmeye ne gerek var? Şimdi bir şeyimiz var. Bir de kullanılmayan yerler de var. Hani bir sohbet ederken de konuşmuştuk. Tabii. İnsanlar arsa alıyor. Şimdi herkes ya kendine yurt dışında alıyor ya da dağlarda falan şehir sendromundan kurtulmak için aman diyor ben bir uzaklardan bir yerden yer alayım. Orada gayet güzel bu yapılabilir. O yapamıyorsa o köyden birisine kardeşim sen bunu yap diyebilir mesela. Yani. Tabii. Yerimiz var tabii, yani. Tabii. Yani bizim şimdi buradaki şeyimiz, hedefimiz daha çok kişinin bu düşünceleri paylaşması. Evet. Yani bunun önemini kavraması, görmesi. Evet. Ki konuşulduğu zaman herkes zaten katılıyor size. Evet. Kimse hayır demiyor. Ama yetiştirmek de kolay. Siz birazcık mesela bundan bahsedebilirsiniz. Yani bir teşvik et. Vallahi kolay. Yani şey çok kolay dediğim hem zor hem kolay. kedi köpek beslemek neyse onunla daha çok uğraşıyor insanlar. Ben biliyorum. Yani diyor, komşu kızıyor. Değil mi? Sessiz sanki uysal ama hassaslar yani. Evet. De. Strese çabuk girebiliyor galiba değil mi? Tabii. Sesler falan. Bizler gibi aynı. Evet. Bizden farklı yani değiller. Karşısan da süper bir... Kendimize de iyi bakmamız gerekiyor. Hayvanlarımıza da. İşte bu mottoyla bu sorunlara dikkat çekmek, ortaya koymak, bunları bir araya getirmek, bir ortak payda oluşturmak, var olan sistemleri yani çalışmayan artık son demine gelmiş sistemleri tekrardan hayata geçirmek, ne bileyim bu yanlış göç ve şehirleşme aslında insanlar pandemide ortaya çıktı. Yani gerçekten gıdaya ihtiyacımız çok fazla. Evet. Tarımın önemi çok ciddi şekilde anlaşıldı. Evet. Bunun hayvancılık zaten bunu, beraber birbirine bunu, evet, beraber diyor. Hayır işte Amerika örneği veriyorsunuz ya evet. Ufacık ölçeklerde bile. Şimdi panelde profesör hocalarımızdan birisi şey söyledi. Dedi ki gelişmişlik tarımı terk etmeye şey değil, tarımla paralel dedi. Yani tarımsız sanayi olmaz. Gerekiyor. Tarımsız turizm olmaz. Evet. Biz turizm olunca tarımı terk etmişiz. Halbuki ikisinin aksine daha çok evet, yani, tarımın olması gerekiyor. Hani bu Nijer keçileri aklıma geldi. Onları mesela 1930'da Amerika'ya ilk defa gelmiş bu keçiler ama Afrika'da yoksul ülkelere bunlardan vermişler. Siz bunları besleyin, edin, yiyin, sütünden faydalanın diye bir kalkınma projesi gibi olmuş. 30'lardan sonra Amerika'ya gitmiş Nijer ırkı. Oralarda yayılmaya başlamış. Yani siz destek onu... oluyor. Destek olmak üzere dağıtılmış. Peki siz böyle söyleyince aklıma şey geldi. Evet. Bizim o az önce bahsettiğim ya çocukluğumdaki tiptik keçileri. Evet. Ne oluyor biliyor musunuz? Onları Güney Afrika 1800'lerden itibaren alıp orada yetiştirmeye çalışıyor. Bir de Amerika'ya sanıyorum başka bir yere daha gidiyor. Bunlar da üretiyor. Keçilerini evet. Ama bir şey var çok ilginç bir şey. Adapte olabiliyorlar. Adapte oluyor ama biliyorsunuz o çiftliği için üretiliyor. Evet. Fakat oradaki keçilerin yani çiftlik keçilerin oradaki verimi buradaki gibi olmuyor. Evet. Ankara'nın çok enteresan bir şeyi var. O 3 tane beyaz hayvanı var. Keçisi, kedisi, bir de tavşanı. Bunlar da bembeyaz. Üçüncü de Ankara tavşanı tabii. Bunlar çok meşhur ve hepsi beyaz. Şimdi bu keçinin yapısının kalitesine katiyen erişemiyorlar. Hı. Biz şimdi o da Ankara'da yani daha büyük ölçekte baktığımız zaman, ülke açısından baktığımız zaman can çekişen bir sektör haline gelmiş. O yazık onun şehirleşmeyle tabii ya. Ay şehirleşme olsun ama bunun destekçisi bir organizasyon olması lazım. Yani elinden tutulması lazım. Bunu öldüren başka şeyler de var. Sadece belki türü şey değil, şehirleşme değil. Başka ürünler çıkıyor piyasaya ama bizim onları coğrafi işaretlerle korumamız lazım. Bunları bütün dünyaya tanıtmamız ve satmamız lazım. Başkaları alıyor. Mesela peynirin memleketi esas ana memleketi biziz. Biziz ama Avrupa'da meşhur oluyor. Diyorum ki bizde çok peynir var diye hani, anlatıyoruz ama Fransız peynirleri ön planda. Maalesef. Bizde daha fazla. Maalesef. Tamam, evet.
Ama tabii bütün bunların gelişmesi için birilerinin bir şeyler yapması. Bundan da bir para kazandığını, tabii. Katma değer ürün şekline dönüşmesi çok önemli. Yani bu destek olsun falan diyoruz ama o kişilere destek olurken bunun bu şekilde tabii ki kazanacağını gerekiyor. Ama şu var, çelişki yani şurada. Bütün önemini anlatmak. Tabii ama herkes biliyor zaten bunu. Ama hayata geçirmek ayrı. Bir plansız gidiş var. Yani kişisel olarak biz bunu görsek de hayata geçirmemiz çok zor. İşte bu turizmin plansız olması, yapılaşmanın, imarın önünün alınamaması, meraların sahip olduğumuz, bu zenginlik demiyor, bu servettir aslında kaybettiğimiz. Evet, doğru. Serveti kaybediyoruz. Öyle bir şey değil, az buz bir şey değil bu. Bunun tamamen bittiğinde ahbah edeceğiz. Buna gerek yok. Evet. Mesela Nordus şeyleri var. Nordus tipi var bir keçide. Nordus'da ben şimdi Van Kurum'da mesela biliyorum. Orada Gülpınar ilçesi var. Orada Nordus diye bir bölge var. Onun keçileri ve koyunları müthiş. Acayip bir lezzet yani. Sadece orada iyi. Karaman Dible'de obruk. Dible obruk peynirleri işte öyle biliyorsunuz. Evet. Oranın hayvanları ve oranın gıdası. Özelliklerimiz var. Tabii yani. Bizim bu çeşitliliğimizi geliştirmemiz, bu özgün yapılarımızı ayakta tutmamız gerekirken biz onları terk ediyoruz. Başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani biz çözümler bulmaya çalışalım. Çünkü yok, büyük problem tabii geniş. Ama hepsi şeye gelemiyoruz. Yani mesela siz şimdi çok çok sempatik bir tane keçi aldınız. Bahçenizde bakıyorsunuz. Keşke küçük grupları, minikleri falan da getirsek. Biz bir keçiye dokunsa. Onun geçirse yani böyle bir şevk verelim şimdi, yani keçi. Canan Hanım tabii ki bu keçinin helvanın alınması falan da hem ben kendi eğitimim için hem de yakın çevrem çok ilgileniyor. Bakın komşularımız budak diyorlar burada, hani kesilmiş ağaç şeyleri budanmış. Size mi getiriyorlar? Getirip helvaya hediye ediliyor. Yani inanılmaz bir şey bu. Onları nereye atacağını? Traktörle bir komşumuz traktörle özel olarak getirdi. Buraya işte gördünüz o zeytin yapraklarını. Yani böyle bir şey var, destek var, ilgi var. Ama şimdi ben bu helva örneği benim kişisel bir şeyim değil sadece. Ben tabii çok keyif alıyorum. Ama benim hedefim herkes böyle birer keçi alsın olayı değil. Bu başlangıçta baktık Bodrum'un sorunu diye yola çıktık. Yani keçi sütü bulunmuyor diye. Sonra baktık ki bu sadece Bodrum'un değil, diğer ilçelerin, Muğla'nın sorunu. Evet. Sonra bakıyoruz bütün Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu bütün bölgelerimizde keçi nüfusunun azalması, nüfusa ters orantılı olması inanılmaz bir ekonomik kayıp ülke açısından. Yani buradan başlıyoruz. Detaydan başladı ama bambaşka bir dünyaya geliyor. Ben bu keçi yetiştirenleri biraz YouTube'dan tabii böyle bir baktım. İzledim. Çok değişik. Hepsi böyle yani tesadüfen gibi. Mesela bir tanesi çocuğun alerjisi olduğu için buna yönelmiş. Sonra sevdikçe geliştirmiş cam seraların içinde. Yarısı mesela meraları var. Bir de orman tarafı var. Cam sera da ayrıca besliyor. Büyük bir şey yapmış. Büyük bir işletme haline gitmiş. Birkaç tane böyle çok büyük işletmeler var galiba. Bir de küçük olanlar var. Onu da ailecek böyle işletiyorlar. Ama şöyle bir şey rastladım. Hepsi çok güleç yüzlü, çok mutlular bu işi yapmaktan. Çünkü çok meşakkatli bir iş aslında. Aslında evet. Çok sıkı bir bakım ama var. Ama bir doyum var değil mi? Evet, orada hepsi ortak olarak. Rehabilitasyon diyelim ona. Yani sevmeden pek yapılacak bir şey değil. Herkes seviyor. Sonucunu gördüğün zaman bazıları peynir yapıyor, bazıları sütü alıyor, satıyor. Bazısı artizan üretim deniyor galiba. Sonuna kadar gidiyor, peynir de yapıyor, her şeyini yapıyor, yasını koyuyor. Kimisi de kurbanlık diye üretiyor. Yani o yatırım belki dönecek, dönmeyecek ona değil. O benim hayat tarzım oldu artık ve seviyor. Hepsini tek tek seviyor. Böyle. Ortak olarak yani onu düşündüm. Hepsi severek yapıyor. Tamam. Bu ülke çapında da getirisi olan bir şey olması lazım. Sevdirmeliyiz. Zaten seviliyor. Sevildiğini farkında değiliz. Sevdirmeliyiz.
Hayır, zaten birisi bir adım atınca görsel şey çok önemli. Onun için evet. Helvanın fonksiyonu o anlamda çok önemli. Evet, görseller koyacağız zaten söyleşimize. Çok ben işte 2,5-3 aydır hani kendim birebir ilgileniyorum. Kafamda o var. Sabah kalkıyorum, abi, ona gidiyorum. Hamile tabii. Mart'ta doğum yapacak kısmet. Evet. Evet. Şimdi onun şeyi var. Ona dikkat ediyorum. 5 ay. 5 ay. Yani yılda 2 defa yavrulama şansı var. Yani çok çabuk çoğalıyor. Evet. Bu da ekonomik açıdan bakıldığında müthiş bir şey. Evet. Ama organizasyonlarımız pek yeterli değil. İşte şeyden basit bir think tank özelliği var yani. Her şey var. O konulara girdiğimiz zaman bakın yani. Kitap bile sadece kültürle ilgili. Evet. Evet. Daha bundan bu kitaptan çok çıkar. Biz çok çıkar. Kapının önünde çok şimdi yani. Kendisi anlatıyor yani isteklerini falan da. Tabii iletişim kuruyor sizinle. İnsana en büyük, en yakın. Bir de şeyi var hemen, ödemesi var. Dağlarda. Bu hani keçi ormanı yiyor diyenlere, evet. Şimdi bakın Bodrum'da su yok biliyorsunuz. Evet. Yani kışın çok yağmur var, yazında kuru her taraf. Ve erozyon var kışın o çok yağmurda. Topraklarımızın en büyük eksiği organik madde yokluğu. Evet. Çünkü o yağmurlar yıkıyor ve denize götürüyor erozyonla. Şimdi keçi olduğu zaman, geçmişte olduğu şekilde... Keçi orayı ödemesini yapıyor. Ben öyle diyorum. Gübresini bırakıyor. Yani hem budama yapıyor, fazlalıkları alıyor, keçi yolları açıyor, orman yangınlarına karşı. Keçi yolu. Evet. Ama da ormanda keçi yolları açıyor değil mi? Onu da. Oralardan yani yolları buluyor. Bir de bonus olarak ödeme yapıyor ona. Ödeme yapıyor. Gübresi de var. Ha, bir organik maddeyi de bırakıyor, geliyor. Yani o yağmurlar yağdıkça o işte ormanların gelişmesi falan öyle. Evet. Yoksa kuraklık ve... Evet. Yani işte çölleşme olayı bize yakınlığını, hassasiyetini, zeki de hayvan. Evet. Keçi almayı düşünüyor musunuz? Hayır, şu anda düşünmüyorum ama. Evet. Ama sizin başka keçileriniz olacak. Bir tane mi, iki tane mi olacak? Şimdi değil mi? Bu şey güzel. İlgi alanından sonra burada... Çok güzel yuvası var. Gezeceği yer. Yok o değişecek. Şimdi daha güzel yuva yapacağız ona. Ama ben mesela komşularımızın da varsa keçileri, hayvanları, koyunları, onlar da benimmiş gibi hissediyor. Çok keyif alıyorum. Evet. Yani şimdi Tarım İlçe'nin bir projesi var. Bu geçtiğimiz ay Kızılağaç bölgesinde 10 ev hanımına 10'ar tane koyun dağıtıldı. Bu çok güzel bir proje. Çoğu hamile. Bu projelerin işte yani destek olunan şeylerin, bu tür başlatılan projelerin de güdük kalmaması lazım. Ona da destek vermemiz gerekiyor. Evet. Koyun, keçi ne varsa yani bu eksik olan bir taraf, biz bu varlıkları kaybetmememiz lazım. Üstelik kazanmak için neler yapabiliriz? Bunun üzerine gitmemiz lazım. Buradan başladık. Keçiyi sevmek. Altyapı var. Şeyde onun bir aracı yani helva. Helva yapmak olay. Yani her varlığımız, her şeyimiz var. Evet. Bir tek helva yapamıyoruz derler ya. Vallahi bir tesadüf oldu. Onu kızım önerdi. Helva, baba sen helvayı da seversin zaten dedi. Evet. Hep her şeyde ben o örneği veririm. Yani her şeyimiz var ama malzeme helva yapamıyoruz. Bir güzel helva yapamıyoruz. Şimdi siz tavsiye ediyorsunuz değil mi? İnsanlar alabilir yani. İnsanlar şey, mümkünse. Bahçelerinde küçük bir yer bile olsa. Evet. Bakıma bu kadar değil. Özellikle benim gibi emekli yaşlı kişiler için yani gözlerinde büyütmemeleri lazım. O bir taraf ama. Şimdi onun yaşantısını çekeriz zaten. Şöyle bir şeye beraber koyarız. Hani çok zor olmadığını da biraz bir yansıtalım. Bir teşvik verelim insanlara. Ama onunla sınırlı değil. Ben insanlarımızın yaş ne olursa olsun bu şeye katılmaları, bu düşünceye katılmaları. Evet. Yani bu hayvancılığın, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için kafa yormalarını. Evet. Yani mutlaka keçi alamayabilir. Herkesin yeri müsait, o durumu müsait olmayabilir. Ama olanlar bundan korkmasınlar. Yani bir gün büyütürler büyük ağlar. Evet. İşlere geçirir. Tabii buradan. Ama bir ilk iletişimde biraz onunla diyorsunuz ya bir eğitim yapıyor. Mutlaka.
Onu bir yaşam açısından diyor. Evet. Tek tek alınmayla o da şey olmaz. Şiddetle tavsiye edilir yani. 3 kilo 3 aileyi 3 kişiyi besliyor. Yani burada diye. geçmişte bir ailenin çocuklarını işte tek bir keçiyle büyütmeleri mümkünmüş. Onu yani, yapmışlar. Kütüne. Bakın bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi evet. Mandalina gibi aslında biliyorsunuz. Mandalinadan daha mı? Hayır. Yani mandalina ile yaşamışlar bir sürü. Ha evet evet. Evet. Ev almışlar eğitimleri için. Evet. Mandalinaya dayanmış. Evet. Onun için dedim ona yani. Bir keçi burada bir aile temel gıdasını mesela sağlayabiliyor. Değil mi? Tabii. Şimdi geçmişte şartlar çok zor. Yani bu endüstriyel şeyler yok. Ürünler falan yok. Keçiye dayalı, işte küçükbaş hayvancılık, dağdan otlar topluyorsunuz, keçi besliyorsunuz, öyle geçiniyorsunuz. Yani yaşamınızı öyle devam ettiriyorsunuz. Şeyi anlatıyorlar, bu iki mevsim var ya, bir kış, yağmur, evet. Bir de yazın sonlarına doğru ot kalmıyor. Hı. Keçilere, buradaki komşular işte Aydın İncir Enstitüsü'nden bir arkadaş uzman gelmişti, onunla bahçeler dolaşıldı. Şeyi anlattılar. Keçilere bu kuru incir yapraklarını toplayıp onları verdirdik yazın sonunda dediler. Ha. Yani onlarla besleniyor hayvan. Evet. İncir yaprağını çok seviyor, kurusunu da yiyor. Hani sadece kurusundan da günde bir tane mi veriyorum dediniz? Yok, o incirin kendisinden şimdi. O bir beslenme şeyi, rasyon çözümü. Siz ona nasıl karışım yapıyorsunuz? O çok detay, ona girmeyelim. Ama burada yöresel olarak... Evet. Bu küçükbaş hayvancılığa çok uygun. Altyapımız, üst yapımız. Her şeyimiz var. Yani. Evet. Bunun beraber biz yeniden helva yapalım. Ayağa kaldırılması Bodrum için bir örnek olur. Yani evet. Bir dünya turizm kenti Bodrum ise Bodrum'un kendi işte sadece deniz, güneş, kum değil, gastronomisi, işte gıda zinciri, lezzetleri onların da ortaya çıkarılması lazım. Keçi bu anlamda, keçi koyun. Evet. İnanılmaz bir şey. Servet orada yatıyor. Onu hayata geçirmemiz lazım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Konuya inşallah insanlar. Bitecek gibi değil. Buna girince askerlik anıları gibi oluyor. Olsun. Ama bu bir başlangıç olsun yani. Sizin platformda da bunu koyarsınız. Sizin aracılığınızla da daha geniş bir kitle bu konuya dikkat etmeye başlayacak. Evet, ben takip ediyorum başından beri. Çok sevim keçileri. Platform. Siz aldınız mı keçi? Yok almadım. Alın ama yani, artık. Şimdi ben turizmciyim habire yol. Keçiyi de beraber gezme. Keçiyi de beraber gitmem. Arabanın arkasına koyup gezdiriyorum. Birisinin olması gerekiyor yani. Yoksa isterim tabii, niye olmasın? Niye değil, ama... turistik gezilerde keçiyle beraber. Burada öyle var, yaşlı teyzeler var. Evet. Çıkıyor mesela. Keçileri de onunla beraber yürüyorlar. Benim keçi gibi değil. Onlar öyle bir alışmışlar ki. Evet. Böyle çabuk adapte oldu. Düzgün sırayla arkasından gidiyorlar teyzenin. Evet. Akşam üzere bahçeden dönüyorlar. Evet. Hayır, o sürü anlatmıştım. Sürü değil, 3-5 keçi. Tabii. Herkes kendi evine giriyor. O sürü olayı daha farklı. Evet. Evet Erhan Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok değişik. Çayımı bile içemedim. Beni çok konuşturdunuz. Sıvı içeriz artık. Çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.